Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Sollen. Sollen ile ilgili diktat çalışması yapıyor olacağız bu dersimizde. Diktat çalışması neydi arkadaşlar? Duymuş olduğumuz Almanca cümleler, kelimeler, sayılar, değil mi? Bu yapıları ne yapıyoruz? Öncelikle bir duyuyoruz, anlamlandırıyoruz ve anlamış olduklarımızı da kağıda, kaleme geçirmiş oluyoruz. Ve bunun ardından tahta başında nasıl yazdığımızı hep birlikte kontrol ediyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Sollen modal fiilini görmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Neydi Sollen? Sollen, meli, malı anlamına gelmekte olan bir modal fiil. Ve biz ne yapıyoruz bunu? Bir cümle içerisinde kullanırken asıl fiille beraber anmış oluyoruz, öyle değil mi? Ve bir tavsiye niteliği de var aslında Sollen modal fiilinin. İlk cümleyle başlıyorum arkadaşlar. Wir sollen Deutsch lernen. Wir sollen Deutsch lernen. Ihr sollt Gemüse essen. Ihr sollt Gemüse essen. Er soll Urlaub machen. Er soll Urlaub machen. Anja soll Klavier spielen. Anja soll Klavier spielen. Sollen wir Sport machen? Sollen wir Sport machen? Soll ich Spaghetti kochen? Soll ich Spaghetti kochen? Du sollst früh aufstehen. Du sollst früh aufstehen. Şimdi dinamik bir şekilde ilerledim. Ne yapacağım şimdi? Birazcık daha yavaş bir şekilde gidiyor olacağım. Ve siz de not almaya başlayın lütfen arkadaşlar. Hazırsanız yeniden başlatıyorum. Wir sollen Deutsch lernen. Wir sollen Deutsch lernen. Ihr sollt Gemüse essen. Ihr sollt Gemüse essen. Er soll Urlaub machen. Er soll Urlaub machen. Anja soll Klavier spielen. Anja soll Klavier spielen. Sollen wir Sport machen? Sollen wir Sport machen? Soll ich Spaghetti kochen? Soll ich Spaghetti kochen? Du sollst früh aufstehen. Du sollst früh aufstehen. Şimdi dilerseniz arkadaşlar tahta başında bu cümleleri inceleyelim. Az önceki okumuş olduğum cümleleri tahtada görüyoruz arkadaşlar. Ancak öncesinde Sollen'le ilgili daha önceki derslerimizde de görmüştük, öyle değil mi? Neydi bu? Meli, malı anlamına geliyordu. Bu tavsiye niteliği de barındıran bir modal fiil arkadaşlar. Dolayısıyla şunu yapmalısın, etmelisin anlamına da gelebiliyor. Hatırlayalım. Ich için nasıl çekimliyorduk bunu? Ich soll. Du için ne demiştik arkadaşlar? Du sollst. Er, sie, es için soll. Wir sollen. Ihr sollt. Sie, sie sollen. Öyle değil mi? Tekrarlayalım. Demek ki ich için soll. Du için sollst. Er, sie, es soll. Wir sollen. Ihr sollt. Sie, sie sollen. Tıpkı diğer modal fiillerde olduğu gibi cümle içerisinde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Asıl fiilimizi mastar halde koruyorduk ve cümlenin sonuna ne yapıyorduk? Yerleştiriyorduk. Bakalım ilk cümleye ne diyor? Wir sollen Deutsch lernen. Evet, bakın lernen neydi? Öğrenmek, çalışmak anlamında. Biz ne yapmalıyız? Almanca çalışmalıyız, değil mi? Bakın burada bir teşvik var ya da bir tavsiye niteliğinde bir anlam var. Bizler Almanca çalışmalıyız anlamına geliyor. Öyle değil mi? Wir sollen Deutsch lernen. Az önceki söylemiş olduğum gibi bakın ikinci pozisyonda modal fiilimiz sollen var ve asıl fiilimiz lernen ne olmuş? Cümlenin sonuna taşınmış. B'ye baktığımızda
Ihr sollt Gemüse essen. Gemüse ne demekti arkadaşlar? Sebze demekti. Ihr, karşımızda iki ve daha fazla insan varsa, yani bir grup insan varsa da diyebiliriz. Ne demiş oluyoruz? Ihr. Dolayısıyla onlara bir tavsiyede bulunurken ne diyebiliriz? Ihr sollt Gemüse essen. Sizlerin sebze yemesi gerekiyor, değil mi? Anlamına gelmiş oluyor bu cümle. C bakıyoruz. Er soll Urlaub machen. Urlaub neydi arkadaşlar? Çalışanlar için olan tatil, değil mi? Çalışan tatili. Dolayısıyla o tatil yapmalı derken er soll Urlaub machen demiş oluyoruz. Urlaub machen arkadaşlar, bunu bir yapı olarak düşünelim. Tatil yapmak deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla Urlaub machen da bunun Almanca karşılığı olmuş oluyor. Burada da gene bir tavsiye cümlesi var, öyle değil mi? O tatil yapmalı dediğimizde demek ki er soll Urlaub machen demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda Anja soll Klavier spielen. Anja, bu bir kadın ismi arkadaşlar. Klavier, bu da neydi arkadaşlar? Daha önceden de görmüştük. Piyano demekti. Dolayısıyla Anja ne yapmalı? Piyano çalmalı. Söz gelimi bu kişi gayet başarılı bir piyano çalıyorsa şayet, değil mi? Böyle bir tavsiyede bulunabilir, değil mi? Bu durumda Anja piyano çalmalı dediğimizde Anja soll Klavier spielen, değil mi? Şeklinde Almanca ifadesi, demek ki bunun karşılığı Almanca'da buymuş. E'ye baktığımızda bir soru cümlesi var. Soru cümlelerinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Modal fiil varsa cümlenin içerisinde, modal fiil yapısını cümlenin başına taşıdığımızda ne yapmış oluyoruz? Bir soru cümlesi yapmış oluyoruz. Bu durumda bunun cevabı ne olacak? Ya ya da nein olacak. Bakıyoruz. Sollen wir Sport machen? Biz, değil mi? Bizler spor yapmalı mıyız denilmiş oluyor. Bakın az önce Urlaub machen demiştik ya. Urlaub machen bir kalıp şeklinde ele alınıyordu. Burada da gene Sport machen, spor yapmak, tıpkı güzel Türkçedeki gibi spor yapmak demek ki Almanca karşılığı Sport machen. Bizler spor yapmalı mıyız diye sorduğumuzda Sollen wir Sport machen şeklinde sorusunu yöneltmiş oluyoruz. Aynı şekilde bakın F ne diyor? Soll ich Spaghetti kochen? Evet, spaghetti adı üstünde, spaghetti pişireyim mi diye sorduğumuzda soll ich Spaghetti kochen, değil mi? Burada belki bir tavsiye alıyor olabiliriz, değil mi bunu sorduğumuzda? Spaghetti yapayım mı, spaghetti pişireyim mi dediğimizde demek ki soll ich Spaghetti kochen diye sormuş oluyoruz. Ve son örneğe baktığımızda du sollst früh aufstehen. Bakın arkadaşlar, aufstehen yataktan kalkmak ya da oturduğumuz yerden doğrulmak anlamına geliyor. Früh erken. Az önce ne dedik? Mastar halde kalıyor eylemimiz dedik. Bakın aufstehen ayrılabilir olabilir belki ama burada ne yapıyoruz? Mastarda tutmuş oluyoruz. Neden? Çünkü cümlenin içerisinde bir modal fiil var. Hangi modal fiil? Sollen. Bu durumda sen erkenden kalkmalısın. Bakın bir tavsiye niteliğinde bir cümle. Bu durumda du sollst früh aufstehen denildiğinde senin erkenden kalkman gerekir anlamına gelen bir tavsiye görüyoruz burada. Bu tavsiyeyi de ne sağlamış oluyor demek ki? Sollen modal fiili. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. A ne diyor? Wir sollen Deutsch lernen. Bizlerin Almanca öğrenmesi gerekiyor anlamına geliyor, değil mi? Bizler Almanca öğrenmeliyiz de diyebiliriz. B'ye baktığımızda Ihr sollt Gemüse essen. Sizlerin sebze yemesi gerekiyor ya da sebze yemelisiniz anlamına gelen, meli malı anlamına gelen sollen'i görüyoruz. C. Er soll Urlaub machen. O tatil yapmalı, değil mi? Evet. Bunu görmüş oluyoruz burada. D'ye baktığımızda Anja soll Klavier spielen. Anja ne yapmalı?
piyano çalmalı demiş oluyoruz. E'ye baktığımızda sollen wir Sport machen, spor yapmalı mıyız sorusunu görüyoruz. F, soll ich Spaghetti kochen, spaghetti değil mi? Spaghetti pişireyim mi dediğimizde değil mi? Bu soruyu yönelttiğimizde demek ki soll ich Spaghetti kochen sorusunu yöneltmiş oluyoruz. Ve son olarak da du sollst früh aufstehen, erkenden kalkmalısın demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir sollen Deutsch lernen. Wir sollen Deutsch lernen. Ihr sollt Gemüse essen. Ihr sollt Gemüse essen. Er soll Urlaub machen. Er soll Urlaub machen. Anja soll Klavier spielen. Anja soll Klavier spielen. Sollen wir Sport machen? Sollen wir Sport machen? Soll ich Spaghetti kochen? Soll ich Spaghetti kochen? Du sollst früh aufstehen. Du sollst früh aufstehen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde soll modal fiilini cümleler içerisinde pekiştirmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.